Bugün itibariyle Sayın Başkan Yönetim Kurulumuzla yaptığımız görüşmelerden sonra ayrılma karşılıklı ayrılma kararı verdik. Kulübümüz adına, şahsım adına da her şeyin hayırlısı olsun diliyorum. Ben öncelikle bu süreç içerisinde tüm Bandırma Spor taraftarlarından özür diliyorum. Gerçek Bandırma Spor taraftarlarından hakikaten onlardan özür diliyorum. Çünkü büyük bir hayal kırıklığı yaşattım onlara, yaşattık takımla birlikte. Dolayısıyla çok, evet, her ne kadar sezon başı gibi görülse de belirgin bir başarısızlık vardır. Tüm bu başarısızlığın faturası benim üzerimedir. Önce onu söyleyeyim. Tabii ki vicdanım rahat, şöyle rahat. Çok güzel çalışmalar yaptık kamp süresince. Burada takımımız maçlarında, hazırlık maçlarında çok iyi performanslar çıktı. Takımımızın kalitesinden hala çok olumlu bir şekilde bahsedebilirim. Ama sonuçlar ortada. Dolayısıyla dediğim gibi belirgin bir başarısızlık söz konusu ve bu başarısızlığın da faturası tamamen üzerime alıyorum. Önce onu söyleyeyim. Daha belki değil, öyle olması gerekiyor. Daha farklı önlemler alınması gerekirdi belki tarafından. Ama takım kaybediyorsa, kötü futbol oynuyorsa, dediğim gibi bunun kesinlikle benim sorumlusu benim tabii ki. Bu anlamda da hep 2-3 yıldır finallerden dönmüş, başarılara alışkın bir taraftar kitlesinde mutsuz ettiğim için bir kez daha bunlardan özür diliyorum. Ama sözümü gene tekrarlayayım. Gerçek Bandırma Spor taraftarlarından. Biraz sonra gerçek olmayanlar hakkında düşüncemi söyleyeceğim. Onun için bu konu üstüne basarak söylüyorum. Bu süreç içerisinde Sayın Başkan'a, Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şahsıma duydukları güvenden dolayı. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mülkü Bey'e her zaman benim yanımda oldular. Orhan Bey'e, Yakup Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten takımımızın başarılı olması için her zaman yanımızda yer aldılar. Bizi motive etmeye çalıştılar. Geçmiş yönetimden, şu anda mevcut yönetimde de bulunan Sayın Başkanı'na, Mehmet Başkan'a ve Ahmet arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu takımda görev yapmamızın, yani devam etmemizin uygun olacağını, bize güvenliğini belli ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok fazlaca görüşmemiş de olsak, çok belirli bir saygın bir ortamda ilişkilerimiz ve görüşlerimizi belirttik. Tüm eleştirilerinize tabii ki saygı duyduk. Bunlar çok olağan şeyler. Ama kabul edemediğim şeyler de var. Önce onu söyleyeyim. Yani sosyal medyayı hiç takip eden bir insan değilim. Yani bu tamamen etrafımdaki kişiler tarafından bana iletilen konular. Çok çok üzüldüm. Hakikaten çok üzüldüm. Yani şahsıma sarhoş demeler. Benim içki içtiğimi gören biri varsa 20 yıldır, Bandırma'da demiyorum yani, herhangi bir yerde benim içki içtiğimi gören varsa şurada kendimi asarım. Ama onu söyleyen şerefsiz kimse eğer o bir kere Allah huzurunda onun cevabını verecek. Bir, ikincisi benim antrenörlüğümü eleştirebilirsiniz. Tabii ki en doğal hakkınız. Beğenmeyebilirsiniz. Kötü görebilirsiniz. Bunlar çok daha, ama özel yaşantımla ilgili. Hele bana, yani bunu söylerken Allah'ım beni affetsin tabii, inançları çok bütün bir insanım. Allahsız, kitapsız bu takımda namaz kılanı oynatmıyormuşum ben gibi çok abuk subuk, şerefsizce, üstüne basarak söylüyorum. Onun kim olduğunu biliyorlarmış. Benim ne öyle işlerle zaten ilgim olmaz. Antrenörlüğümle ilgili eleştirilere de benim saygı duyarım her zaman ondan da, ama güzelce benim hayatını adamış, dine adamış bir adamın, 5 vakit namaz kılan bir adamla Allahsız, kitapsız bilmem ne diye bahsetmek, bir kere en kibar kelimeleri bulmaya çalışıyorum. Şerefsiz, ahlaksız, terbiyesizliğin dışında bulamıyorum tabii en uygun şeyi. O adam kimse, bir kere
adam sınıfında diye, bırakın taraftarı falan, taraftarlık bir tarafa kalsın, adam sınıfında dahi olamam. Onun için beni en çok üzen bunlardır. Seyircinin şahsıma göstermiş olduğu şey, tepki, protesto son derece doğaldır. Son derece doğaldır. Onların hepsinin önünde saygıyla eğilirim ve hiçbir itirazım da olmaz. Ama birinci maçtan itibaren, tabii ben bunu yönetime de söyledim, bir hocanın aleyhinde olmak birinci maçtan itibaren gitti gidecek, yok bilmem ne falan filan, biz takımımız için, kulübümüz için en doğru iş neyse yaparız dediğim gibi önceki basın toplantısında zaten ifade etmiştim. Biz kulübümüze nerede çalışırsak çalışalım zarar verecek niyette insanlar değiliz, ama birinci maçtan itibaren bir hocanın aleyhine, bir hocanın istifasını şeyini isteyecek, bu organize bir işin olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii onu sayın yönetimimiz, sayın başkanımız o organizasyonu açığa çıkarır mı çıkarmaz. Çok önemli değil, ben ayrıldığım için şu anda, ama hakikaten çok severek çalıştığım bir yer, onu söyleyeyim. Ben gerçek Bandırmalılar, Bandırma sporlu taraftarlardan, tüm Bandırmalılardan hakikaten bir kez daha özür diliyorum. Hayal kırıklığının büyük olduğu için, onları üzdüğümüz için. Onlar her şeye layıktır. Gerçek Bandırma Sporu bütün ruhuyla seven insanlardan bahsediyorum. Ama hocayı böyle belden aşağı vurarak karalamak, özel yaşamıyla ilgili bir de hiç hak etmedi. Benim tüylerim diken diken ve çok büyük böyle sarsılarak o ifadeleri bana anlattılar. Ben dediğim gibi hakikaten sosyal medya diye bir şey bilmem, ben ne açarım ne okurum ne bir şey yaparım. Ama benim dediğim gibi şeyini tamamen inançlarına adamış bir insan hakkında bu kadar şey yapmak, başarısızlığımın dahi önüne geçen bir travma yarattı bende. Önce onu söyleyeyim. O tür düşünen insanlar kimse, yani hakikaten onlar nefes almaları dahi bu dünyada Allah huzurunda kabul edilemez bir şeydir. Önce onu söyleyeyim. Ondan sonra gene tüm yönetimimize, tüm arkadaşlarıma, tüm başkanlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm kamuoyuna, herkese teşekkür ediyorum. Takıma güvenim tamdır. Göreceksiniz, her şey iyi olacak. Ben başaramadım ama benden sonra gelecek arkadaşım mutlaka, ben onunla hataları da anlatmaya kendisine de hazırım. Olmuş olan hataları mutlaka bir yerde dönecek bu şeyler. Detaylı bir teknik bilgi vermek istemiyorum. Başarısızlığım ortadadır. Ama herkes görecek ki bundan sonraki süreçte, sezon sonunda gene Bandırma Spor'un bu takımı inşallah şampiyonluğa oynayacak bir şeylere erişecektir diye düşünüyorum. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Artılarınız ve eksileriniz, neleri yapmak istediniz, neleri yaptınız? Savunmayı savunma yaptıramadım maalesef. Ben hücumcu bir teknik direktörüm. Yani teknik anlamı. Takımın şeyle ilgili hiçbir sorunu yoktur. Disiplinle ilgili hepsi pırlanta gibi çocuklar. Hepsi ailesine bağlı çocuklar, kulübünü seven çocuklar. Evet, dediğim gibi burada bir olumsuz bir iş varsa bunun sorumlusu benim. Mesela öz eleştiri yapıyorum. Takım hep ofans gücü yüksek oyunculardan kurulu, bekleri de dahil olmak üzere, ki bekini de düşündüm, yani çok ofansif kurgu içerisinde olan oyuncular. Hep sezon başından beri onu planladım ama başaramadım, açıkça söylüyorum. Daha iyi savunma yapmalı takım. Çünkü bir şekilde her ne kadar gol oranımız az da gözükse, sadece bir maçta gol atamadık. Bir şekilde golü bulabilir takım ama her maçta gol yeme trendi yüksek bir takım. Dolayısıyla bunun önleminin alınması lazım. Ben dediğim gibi hep kazanmaya yakın, çok sayıda şampiyonluk yaşadım ben. Dolayısıyla hep kazanmaya yakın, kazanma üzerine takımlar kurdum ve planladım. Burada çok çalışmama rağmen, hakikaten çok çalıştım. Hakikaten antrenmanlarda çok bu konuya önem verdik. Ama demek ki daha fazla üstünde durmak gerekiyormuş. Takım savunması dediğimiz olguyu iyi yapamadığı bir gerçek. Son bir sorum. Üst ligden gelen futbolcuların takıma uyumu konusunda yaşadığınız sıkıntılar oldu mu? Yani olabilir. Daha beklentiler daha yüksek onlardan. Farklı oynamalıydı. Yani bir performans olarak daha üst seviyelere çıkabilir oyuncularımız. Yani isim vermenin anlamı yok. O kadar derinliğe inmeyelim ama
Onların oynadıkları ligle bu oynanan lig farklı ligler. Hep onları ifade etmeye çalışıyoruz zaten. Daha sert, daha kontrolsüz, daha yani böyle çarpışmaya yönelik bir lig. Dolayısıyla o yönlerde zaman zaman eksik kaldığımızı söyleyebilirim. Teşekkür söylediğinizden yola çıkıyorum. Trenlere saygı duyuyorum ama tamamen öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu liglerden de 4 tane oyuncu aldık biz. Yani 4 tane oyuncu bu liglerin iyi oyuncularından sayılabilecek oyuncu aldık yani. Ama bu eleştiriye saygı duyarım. Bizim oynadığımız oyunda bu yaptığınız eleştiriler ortaya çıkınca insanlar böyle düşünüyor. Yani şimdi daha bu ama biz futbol oynayan bir ekip yaratmaya çalıştım ben. Ben öyleyim yani. Benim tarzım o. Ama bunu yaparken ben çok yumuşak oynayayım, çok yumuşak böyle agresif oynamayın diye bir şeyim olmaz. Oyunculara bir öngörüm olmaz ama takımın 4 maçlık bir performansına baktığınız zaman bu söylediğiniz eksiklik göze çarpıyor. Dolayısıyla o eleştiriyi de saygıyla karşılamam lazım. Ama transferde çok ona yönelik hata yap. Mesela en son o şeyimizi düzeltecek bir oyuncu aldık. O da sakatlığından dolayı oynayamadı. Elazığ Spor'dan aldığımız çocuk. Deniz. Dolayısıyla o da bu soruna çözüm getirebilir tabii ki. Garanti yapıyor ama 60'ların bile olduğu görünüyor yani. 60-61'lerde. Son 5 senede falan böyle bir sezonun 4. maçta işte bir şey. Şimdi Sarıyer takımının ilelebet böyle gideceği zaten düşünülemez. Yani gidecekse zaten söylenecek bir şey olmaz. Yani dolayısıyla onlar da puan kaybedecek. Biz de düzeleceğiz ama benim gördüğüm şey hakikaten bunu samimi duygularımla söylüyorum. Takımın kalitesi çok yüksek. Ben çoğu zaman oynanan oyunlardan zevk almışımdır. Oyunun geneline belki yansımadı. Mesela şu maçın son 20 dakikası gelen arkadaşımız vardı. Yani pozisyon açısından en zengin olduğumuz maç diyebilirim yani. 4 maçın içerisinde pozisyon, net pozisyon olarak en zengin oynadığımız maç mesela. Yüksek kaliteye rağmen nerede hata yaptık? İşte söylüyorum yani savunmayı iyi yapamıyoruz. Sadece savunma. Ben ona bağlıyorum. Bir de tabii bir arkadaşımız daha sordu galiba. Daha böyle belirgin kariyeri yüksek oyuncuların bir tık daha böyle saha içerisinde performansını yükseltmesi geliyor. İstatistik olarak daha golle daha çok atmaları gerekir veya daha çok asist yapmaları gerekir. Mesela biz bu liglerin tartışılmayacak gol kralı da 4 maçta bir golü olabildi. Şimdi hocam, Murat Uluç her sene 20 gol ortalamasıyla oynayabiliyor.